hem eğlenceli, hem gergin, hem olumlu, hem olumsuz. Birbirinden farklı fikirler, birbirinden farklı eleştiriler. Dila Kuvat'la Kampüs 264'te. TV 264 ekranlarından herkese merhabalar. Bir Kampüs 264 programıyla daha karşınızdayız. Ben Dila Kuvat. Kampüs 264 başlıyor. Cesur insan, tanıyabilir miyim? Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölüm öğrencisiyim. 4. sene. Kimsiniz? İsmim Eren. Eren. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Yani göçebe sayılırız şu an burada. Kaçıncı sınıf dediniz? 4. senem ama 4. sınıf değilim. Ama Sakaryalı olmuşsunuz artık 4 yılda diye düşünüyorum. Az bir zaman değil. 4 yıldır Sakarya'dasınız. Yani denebilir çünkü depremle pandemi çıkarsa. Evet, deprem falan. Pandemi vesaire derken ya bir de kampüsten çok aşağı Sakaryalılarla muhatap olmuyor. Olmamayı tercih ediyorum tercih daha doğrusu. Tercih ediyorsunuz. Aynen. Sakarya halkından dolayı mı? Yani Sakarya'nın insana bir tık daha böyle nasıl diyeyim? Günahını bile vermeyecek. O kadar. Aynen. Bence öyle. Çünkü bir dönem İzmit'te de yaşadım. Hı-hı. İzmit'te böyle bir şeye yardım ihtiyacı olunca o insanlar geri dönüş sağlıyor da Sakarya'da o çok yok ya. Peki neyle karşılaştınız? Ne tür bir şey yaşadınız da bu izlenimi aldınız? Yani spesifik örnek nasıl vermek... Nasıl karşıladı Sakarya halkı öğrenciyi ilk geldiğinizde? Bence tamamen maddiyat olarak bakıyorlar bize hiç. Şeye cüzdan yok gözüyle yani. Bakıyor. Aynen cüzdan gözüyle bakıyorlar. Çünkü servislerden, şeyden dolmuşlardan aşağı kafelere kadar, buradaki kafelere kadar. Para yani biz başka bir şeye yaramıyoruz bence şu an. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir öğrenci olarak başka bir şehirde geçim sağlamaya çalışmak nasıl bir durum? Zor. Zaten ülkenin ekonomisi belli, ona diyecek bir şey yok ama bir de okulun ve hani esnafların bu derece yaklaşması zor. Yani şu an mesela ilk geldiğimde 1000 lira kira veriyordum. Şu an 8000 lira kira veriyorum. Üstüne faturalar vesaire de ekleniyor. Ya, ekonomi artıyor okey de biraz da fırsatçılık yapıyorlar. O açıdan kötü oluyor. Yani daha da önünüze taş mı koyuyorlar? Evet, 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 kesinlikle. Peki Sakarya Üniversitesi bile isteye geldiğiniz bir üniversite miydi veya Sakarya şehri? Yok değil. Tamamen. Benim tamamen şeydi. İstanbul'dan gideyim de neresi olursa olsun. Gerçekten. Aynen. İstanbul'dan kaçmak. Aynen. Yoğunluğundan, kalabalığından mı? Evet kesinlikle. O açıdan güzel ama Sakarya. O zaman evet. Aynen. O açıdan baktığımızda doğru bir şey evet. Olmuş. Sakinliğiyle, evet. Sessizliğiyle gibi. Ya genel olarak kampüs güzel aslında. Kampüsün iyi olması iyi evet. Kampüsü beğeniyorum. Kampüsün sanırım tüm ihtiyacını karşılıyor zaten. Yani bir... alabileceğimiz bir yer olsaydı tütün güzel olur aynen tütün ürünleri. Sansür mü giriyor burada? Evet sansür girdi burada. Tütün tamam. Ürünleri diyoruz. Tamam tütün ürünleri evet, alabileceğimiz. Daha birkaç kere daha. Zor çünkü şeye gitmek zor oluyor yani. Evet. Gerçi aşağı şimdi bir tane market açıldı ama ya sadece tütün ürününe değil normal bir şey almak istediğimiz zaman sadece okulun içindeki şeylere muhtaç kalmamız sıkıntı oluyor. Hmm. Kısıtlı kalıyor biraz yani evet. Tam şu açıdan. Kısıtlı kalıyor. Alışveriş alanı da kısıtlı aynen. Kalıyor. Peki var mı böyle Sakarya Üniversitesi'nde şu da olsaydı daha öğrenciyi bağlardı diyebileceğiniz? Atıyorum konser diyen oluyor, etkinlik diyen oluyor. Kesinlikle. Tutars. Hatta şöyle söyleyeyim. Spor tesisi kapalıymış, sahası mı kapalıymış, neymiş? Öyle ya yok oluyor. Onu bilmiyorum. Ya spor olayla yapmak alakam. İsteyen, spor yapmak isteyen yine yapar da sosyal etkinlik açısından gerçekten kısıtlı. Ben hatta bölümün topluluk başkanıyım. İnşaat mühendisliği topluluğu başkanıyım. Şu an okulla alakalı mesela festival çalışması yapmaya çalışıyoruz ama okul bulduğumuz sponsora olanak sağlamıyor. İstemiyor bulduğumuz sponsoru. Siz sponsor bulmakta zaten zorlanıyorsunuz. Aynen sponsorluk bulmakta zaten zorlanıyoruz. Bir de üstüne okul ket vurunca iyice sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani bir
festival, hatta geçtiğimiz dönemlerde dolay olmuştu yapılan festival, ama böyle gerçekten diğer üniversitelerdeki gibi öğrencilerin sosyalleşebileceği bir etkinlik yapılsa güzel olabilirdi. Kampüs o açıdan geri planda kalıyor. Bir imkan var, biraz daha kullanılabilir. Evet, evet. Ya bir de bölümün biraz apolitik okulun apolitik yaklaşması gerekiyor. O konuda apolitik yaklaşamadığı için gündeme sürekli hani sabit kalmaya çalışıyor. Gündeme ayak uydurmaya çalışıyor. O da sıkıntı yaşatıyor bize. Yaşayan kampüs diyoruz ama kime göre, neye göre yaşıyorlar, o da meçhul. Peki bu gelmeden önceki üniversite beklentiniz neydi? Ne yaşamayı, nasıl bir hayat umuyordunuz? Hayallerinizdeki üniversite ortamı, üniversite şehri nasıl bir yerdi? Yani aslında öyle çok şeyim yoktu. Belirli bir hayal olarak gelmedim. Üniversitem şöyle olur, böyle olur gibi bir şey yoktu kafamda. Ama iki tane ablam vardı benden önce üniversite okuyan. Onların kampüs hayatı da güzeldi. Bir üniversitesinde okuyordu. Kampüs hayatı güzeldi. Biri Kocaeli'nde okuyor. Bip. Ama bunlara şey mi hep? Özel değil mi? Ama üniversite. Ama VIP. Tamam. Özel bir üniversitede tamam, okuyor. Evet, özel bir üniversitede okuyor. Diğeri Kocaeli'de. Aynen, Kocaeli'nde okuyor. Oranın mesela kampüs hayatı kötü buraya göre. Ya tabii, şehirden şehre göre, halktan halka göre, evet. Ya bura aslında bir tık şey ya, varlık içinde yokluk çekiyoruz. Peki mesela bugün tekrar gelecek olsanız Sakarya'yı hangi sebebinden dolayı olabilir dersiniz? Tekrar üniversite tercih edecek olsaydım kampüsünden dolayı tercih ederdim kesinlikle. Ama sadece kampüsten dolayı mı? Yani evet. Ya çok yaşamak ister miyim ileride Sakarya'da? Yani mesela mezun oldunuz, iş imkanı buldunuz. Sakarya'da devam etmek ister misiniz? Sakarya olduğu için değil de iş imkanı bulduğum için devam ederim büyük ihtimalle. Sektörde zor çünkü yani. Öyle mi? Ya, tabii canım. Ya şu an 100, iki senede 100 kişi alıyor. Yabancı öğrenci kontenjanını düşünürsek 110'a vesaire çıkıyor. Geçen sene kaç kişi mezun oldu? 20, 27. Yani evet. Biraz zor o zaman o açıdan. Evet. Hem öğrenci içeride birikiyor. Hazır iş bulmuşken neresi olsa olsun, hangi şehir olsa olursa olsun kalırım diyorsun. Yok tabii ki, o kadar da değil de yani işe göre kalabilirdim. Ya yaşanmayacak bir şehir değil ama ben illa gideyim Sakarya'da yaşayayım denecek bir şehirde değil yani. Çok nötr yani. Aynen, nötr. Her şeyin olduğu gibi artları eksileri var, ortada evet. Kalıyor. Evet, kesinlikle. Olarak. Sizin var mı peki eklemek istediğiniz, şu kısım, bu kısım dediğiniz, mesela ulaşım, Sakarya'da ulaşım nasıl şehir içinde? Ulaşım, dolmuşlara mecbur kalmış durumdayız aslında bir tık, kampüsten dolayı. Yani buradan aşağı inmek istediğimizde sürekli sık geçen dolmuşlar olduğu için dolmuşlara mecbur kalıyoruz. Onun da şu an ücreti 12 lira. Çok aslında baktığınızda yani tam 13 lira, öğrenci 12 lira. Aradaki 1 lira için mi biz öğrenci oluyoruz? Ya dediğim gibi senenin başında yine bu maddiyat konunun başında dediğim gibi. Ya maddiyata dönüyor. Ulaşım açısından sıkıntı aslında ya. Bir de gece 12'de bitiyor mesela. Çok kampüsü. Evet. Sıkıntı. Ya ben okulun içerisinde bulunan bir kısımda kalıyorum. Daha doğrusu evime gitmek için okulun içine girmem gerekiyor. Ben tahmin ettim. Burası evet. Güzel diye söylemediniz. Evet. Alıştım artık. Evet. O yüzden mesela kampüse çıkmam için en geç 12'de işte atıyorum Mavi Durak'tan ya da Çark Caddesi'nden vesaire 12'de binmem gerekiyor. Sıkıntı yaratıyor bana. Halbuki 12.30'da kalkmak istiyorum ben mesela. Bırakın oturayım. Yurtta mı kalıyorum canım falan? Aynen. Evet. O açıdan biraz yurda dönüyor. Var mı sizin? Yok. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir Sakaryalı olarak her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz bir şeylerde. İmkanımız el verdiğince. Sakaryalı linçi. Sakaryalı olduğunu söyleseydin oturmazdım. Yok ya, o kadar değil. Şaka yapıyorum. Yok, gerçekten şaka. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Böldüm. Estağfurullah. Sizi de tanıyabilir miyim? Teşekkür tabii. ederim. Tabii. Ben burada yüksek lisans öğrencisiyim. Lisans eğitimimi de burada tamamladım. Hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Lisansımı da burada tamamladım. İşte dersler dışında buradayız genelde. Havalar iyi olduğu sürece. Hangi kampüsü bölüm? Kullanıyoruz. Bilgisayar mühendisliği. Yüksek lisansa da bilişim sistemleri mühendisliği. Bilişim sistemleri. Evet. Sakaryalı mısınız? Yok, İstanbul. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'dan Sakarya'yı okumak için geldiniz. Evet evet. Yakın zaten. Bir saatlik
Kamera arkası bizi sabote ediyor. Evet. Onları da alacağım şimdi. Tabii. Bu şekilde yani. Peki neden Sakarya? Neden Sakarya? Yüksek lisansa Sakarya hatta. Evet. Yani önceki, yani ilk geliş sebebim yakınlık tabii ki. İstanbul'a yakın. Geldik. Burada daha önce de voleybol oynuyorduk. Burada da bir ortamımız oluştu. Evet, burayı sevdik. Zaten şey, yeşil bir kampüs. Keyifli. Bu şekilde genel olarak arkadaş ortamımız da iyi. Burada bir ortamımız oluştu. Artık yüksek lisansa da burada başladık. Alışkanlıktan mı tekrar Sakarya'ya? Evet, evet. Nasipse doktora da burada olacak. Buraya, o kadar da ilerliyoruz. Aynen, buraya tapulandık artık. O zaman artık Sakaylı olmuşsunuz. Sakarya'ya evet, evet. Hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Siz gerçi buralısınız herhalde. Ben buralıyım, evet. Ama teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. Bizim de tabii üniversite okuma dönme süreçlerimiz oldu tabii ki. Tabii ki. Peki var mı böyle seçimler öncesinde de böyle bir duyurmak istediğimiz, yani şuralarda da eksik kalıyor sanki, ben 4-5 yıldır Sakarya'dayım ama şu kısım hala çözülemedi dediğiniz var mı? Yani ulaşım kısmında biraz sıkıntılarımız var. Arkadaşlar, montaj beni zorluyor ya. Sabote etmeyelim. Ya, hiç fark etmez. Bakın şu alanı size ayırdım voleybol oynayın diye. Yani bir köpek sıkıntısı vardı. Sanırım son günlerde birazcık azaldı. Ulaşım ve köpek. Aynen. Son günlerde birazcık azaldı köpek sıkıntısı. Daha az sayıları. Ama onun dışında ulaşım da birazcık minibüs tekerinde kalmış gibi görünüyor. Ulaşım kısmı birazcık halledilebilirse onun dışında çok bir şey görmüyorum. Sakarya'yı bayağı sevmişsiniz siz. Alışmışsınız. Yani, sevdik. Bir sıkıntımız yok şu an. Sakarya halkı peki nasıl karşılıyor? Öğrenciye nasıl yaklaşıyor? Ya şöyle, orada objektif bir yorumu olamayacak. Çünkü genellikle Serdivan çevresindeyiz biz. Arkadaşlarımız da o şekilde. Çok da halkla bir iletişimiz, evet, evet, yani olmuyor. Maksimum Adapazarı'na gidip geliyoruz. O da nadiren oluyor. O açıdan Serdivan kısmında çok bir sıkıntı çekmiyoruz. Yani atıyorum işte ulaşım derken şoförler, esnaflar alışveriş yaparken ev kiraları konusunda ev sahipleri gibi. Tabii, bunlar tabii. Da Sakarya halkı bakıyor. Ya şöyle, ev kiralarını çok da konuşmaya gerek yok çünkü zaten belli yani. Görünen çok da kılavuzu, çok da memnun değil kimse. O açıdan bu şekilde. Çok memnun oldum. Rica ederim. Ben ağzınıza de memnun sağlık, oldum. Teşekkür sağ olun. Ederim. Kolay gelsin. Kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. De. Her zaman bekliyorum. Sağ çıkabilirdin. Teşekkürler. Çok fazla hareket olmasın. Evet. Falan. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Seyit Ahmet Serdar Kılınç. Sakarya Üniversitesi 4. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. 4. sınıf. 4 yıldır mı Sakarya'dayız? Evet. Yoksa Sakaryalı mıyız? Yok, 4 yıldır Sakarya'dayım. Nereden normalde geldik? Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan. Aynen. Hani Azerbaycanlıydın? Hayır ya. Azerbaycanlı arkadaşlarım var. Dilini biliyorum. Aman yarabbim ya. Peki neden Sakarya? Ankara'dan farklı bir bölgeye geldiniz. İç, evet, Anadolu'dan. Karadeniz'e. Evet, çünkü Sakarya'da arkadaşlarım da vardı önceden. Biraz da borçlarımdan kaçarak tabii geldim. Öyle geçti yani. Borçlarınızdan kaçmak için Sakarya'ya geldiniz. Evet, öyle oldu. Kaçabildiniz mi? Daha çok borçlandım. Ben de alamadım. Daha çok borçlandınız. Evet. Peki 4 yıldan sonra Sakarya'da kalmayı düşünüyor muyuz? Yoksa borçlandığımız için başka bir şehre mi hemen, kaçacağız? Hemen kaçacağım. Hemen. Başka bir şehre? Tabii. Ekstra birazdan borçlanacağız. Tabii. Gerçekten mi? Evet, böyle borç yiğidin kamçısıdır diye. Sakarya'da olmanızın sebebi borçlarınızdan kaçmak mı? Kadrajdan kaçmayalım. Evet. Borçlarımdan kaçmak, evet. Ankara'da hem... İlk defa böyle bir şey duydum. Neden fazla... Sakarya deyince ilk defa böyle bir şey duydum. Ama açık sözlü arkadaş. Yani. Yani. Çok açık sözlü, evet. Alkışa layık bir. Alkışlayın tabii. Yani böyle... Peki Sakarya halkı sizi nasıl karşıladı? Öğrenciye nasıl yaklaşıyor? Sakarya halkı biraz, yani Ankara'da da tabii böyle olaylar var ama Sakarya halkı biraz böyle bazı yerlerinde çok agresif bir halk. Özellikle üniversite bölgesinde daha önce bizim birkaç tane olayımız olmuştu. Bu şey var kampüsün alt tarafında. Orada falan birkaç tane olayımız olmuştu. Yani Sakarya halkı öyle hani dışarıdan iyi gözüküyor ama... Dışarıdan iyi gözüküyor ama o kadar şey değil. Göründüğü gibi değil mi diyorsun? Bence değil. Kadrajda kalmaya dikkat edelim. Ben evet. Çalışıyorum, evet. Arkadaşlar, konuşmak isteyeni kameranı alayım lütfen. Evet, peki var mı böyle sizi cezbeden, Sakarya iyi ki olmuş dediğiniz, arkadaşlarınızın dışında bir etken var mı? İyi ki Sakarya gelmişim dediğiniz. Ama bu Sakarya'da değil, bu her yerde var. Ama ben burada bu başladım. Bu evrensel bir spor. Ben burada başladığım için. Ha, o yüzden sizde yeri ayrı. Aynen. Oldu. Sakarya'yı hatırlatıyor voleybol size. Evet. Evet, az önce Sakarya voleybolu hatırlatıyor daha çok. Sakarya voleybolu hatırlatıyor. Evet. Tamam, daha anlamlı oldu. Sizin var mı eklemek istediğiniz olumlu, olumsuz Sakarya'ya dair, Sakarya Üniversitesi'ne dair? Sakarya Üniversitesi'nin her şeye rağmen böyle güzel bir üniversite bence. Yani kampüsü olsun, ondan sonra sosyal hayatı olsun. Bence güzel bir üniversite her şeye rağmen. Gelmeliler mi Sakarya Üniversitesi'ne okumaya? Başka yani şeylerden? Tabii ki
yani güzel bir kampüste vakit geçirmek istiyorlarsa, işte ne bileyim sosyal hayat olarak güzel bir yer istiyorlarsa Sakarya güzel bir yer. Peki, çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza teşekkür sağlık ederim. Kırmadığınız için. Sağ olun. Başlayayım. Kim daha çok heyecanlı? Ben. O zaman sizden başlayayım. Tamam. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Hatice Balıkesirliyim. Tarih bölümü okuyorum. 3. sınıfım. Sakarya okumak için geldiniz. Evet. 3 yıldır Sakarya'dayım. Evet, 3 yıldır Sakarya'dayım. Yani bayağı buraya gelmek istiyordum. Yani ablam da burada okumuştu. Bilerek isteyerek evet, geldiniz. O önerdi hatta Sakarya'nın ana kampüsü çok güzel diye. O yüzden geldim. Yani kampüsü çok beğeniyorum. Bazı şeylerini beğenmiyorum sadece, o kadar. Gelmeden önce beklentiyle geldiniz o zaman. Evet, gelince evet. Peki bu beklentiyi karşıladı mı Sakarya veya Sakarya Üniversitesi? Karşıladı. Kampüsünü zaten çok beğenmiştim ama beni tek yoran şeyi, tek üzen şey yani soğuğu ve çok yokuşlu bir yer olması. Iklim. Evet, evet. Yokuşu, evet. Evet. Maalesef bir de kampüse çıkarken daha kesinlikle, yokuşlar kesinlikle. Değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşımı da tanıyayım, hemen dönüş tamam. Alacağım. Heyecanınız dindi mi biraz evet. Daha? Evet. Sizi tanıyabilir miyim? Yasin. Trabzon'dan geldim ben de. Wow. Yazılım mühendisliği okuyorum. 2 yıldır buradayım. Trabzon'dan geldiniz. Trabzon'da evet. Yaşıyor aileniz hala. Aynen. Uzak bir şehir. Uzak bir, bayağı uzak bir şehir. Bayağı uzak. 15 saatlik yol evet. Yani otobüsten sık falan. Sık git gel yapamıyorsunuz. Gitmiyorum zaten fazlasıyla. Yani bir zor gittiniz. Kaldığımda aynen. Peki neden Sakarya? Kendi tercihinizle mi oldu bu öbür uç? Ya işte girdik sınava çıktık. Son gün böyle şey oldu. Abime dedim gel dedim işte seçimleri yapalım artık. Bitecek çünkü akşama. Girdik baktık işte yazılım mühendisliği. En 3 şehir yazdık. İşte Ankara, Sakarya, Muğla. Burası çıktı. Öyle bir şeyin beklentim yoktu ya da. Yani bilmiyordum hiçbir şekilde. Geldim. Dediği gibi kampüsü güzel ama ya ben Trabzon'da olduğum için yeşilliği fazlasıyla görüyorum. Sana cazip gelmedi. Aynen. Ben daha böyle şey bekledim. Modern falan geldi. Modern de yani nasıl diyeyim? Kampüs güzel ama kampüs dışı öğrencilerin yapabileceği fazla bir aktivite yok diye biraz görüyorum. Biraz daha böyle duru bir şehir mi? Sakin bir şehir mi? Evet. Aynen. Sizin üniversite beklentiniz veya gelirkenki Sakarya beklentiniz daha böyle modern, gençlere hitap eden falan. Hayır, beklentim yoktu. Ben sadece yazdım işte. Gelip okuyacağım, gideceğim. Bu kadar bir beklentim vardı yani. Beklentisiz geldiniz. Yani ben okumaya geldim diyeyim yani. Öyle fazla beklentim yoktu. Bir konumu güzel işte. İstanbul'a yakınlığı, Eskişehir'e yakınlığı falan. Böyle yakın oralara. Oralara istediğin zaman gidebiliyorsun yani. İstanbul'a falan da Trabzon orası da uzak değil mi? Trabzon her yeri uzak. Trabzon gerçekten her yeri uzak Trabzon evet. Yani Trabzon ayrı bir yer. Ayrı bir yer. Tamam, hemen dönüş alacağım tekrar da size. Siz peki bu yokuşları falan geçersek bugün olsa yine tekrar Sakarya'yı seçerim der miydiniz? Sakarya'yı tekrardan seçerdim çünkü buraya fazlasıyla alıştım. Alıştınız. Ya ilk başlarda çok boğuluyordum gerçekten, evime falan gitmek istiyordum ama sonra güzel arkadaşlıklar kurunca o zaman burası da güzel gelmeye başlıyor. O yüzden yani burayı tekrar seçerdim evet. Sabete ediyoruz. Birazdan sizi de alacağım o zaman. Ya bahaneye bakın ya. Bizden kaçmak isteyen öyle yapıyor artık. Peki. Peki. Sorumu unuttum arkadaşlar ya. Sorumu unuttum Berat. Sabete ediliyorum. Sabete ediliyorum. Peki. Sakarya halkı nasıl karşıladı öğrenciyi? İlk geldiğinizde nasıl yaklaştı size? Veya hala günümüzde Sakarya halkıyla aranız nasıl? Sakarya esnafı olur, ev sahipleri olur, şoförleri olur. Yani gerçekten bazı esnaflar çok iyi diyebilirim. Hani her insan zaten biri olmuyor. Tabii ki. O yüzden bu konu hakkında tam genel bir konuşma yapamayacağım. Yani öyle iyisi de var, kötüsü şey de var. Evet, şahsi bir şey genel. Görmedim ama genel olarak iyilerdi yani. Öğrenciye karşı yaklaşımları da güzel. En azından bazıları yardımcı oluyor gerçekten darda kaldığında. O yüzden bu kadar yani. Çok bir şey yorum yapamayacağım bu konu hakkında. Ne mutlu evet. Bize bir Sakaryalı olarak. Evet, peki sizin var mı herhangi böyle bir ulaşımdan bir yakındığınız bir durum, ekonomiden yakındığınız bir durum? Sakarya genelinde yaşadığınız en büyük zorluk ne oldu geldiğinizden beri? Sakarya genelinde değil de ekonomiden yani ülkemiz sakınıyor. Yani ağlıyor evet, yani. Evet, o ülkemiz biraz daha. Orası öyle. İşte halkla hiç ilişkim olmadı benim de. Esnaf her yerdeki esnaf, ülkenin her yerindeki esnaf gibi. O da mı Sakarya öğrenciye geldi? Yani... Cüzdan gözüyle bakıyor. Yani aynen o gözle bakıyor.
başka da bir şey. Öyle ekonomik öğrenci sıkıntı var. Öğrenci olmanın maliyeti nasıl? Bir pahalı. Öğrenci nasıl geçinebiliyor? Veya bir öğrencinin aylık maliyeti ne kadara tekabül ediyor? Bursları yeterli oluyor mu? Ya burslar falan yetmiyor tabii ki de mesela. Öğrenciliği sadece öğrencilik olarak görürsek tabii ki de yani fazla bir şey yemiyorsun da. Ya 20 yaşındasın, 21-22 yaşlarında gençleriz. Gezmek istiyoruz, tozmak istiyoruz, bir yerlere gidip içmelik bir şeyler içmek istiyoruz. Tabii içemiyorsun. Neden? Paran yok. Paran olmadığından dolayı da yapamıyorsun bir şey. Her şey para olduğu bir devirde bizim paramız yok. Bize de zaten 2000 TL'lik burs veriyorlar. Ondan da yapılacak hiçbir şey yok. Zaten KYK'ydı, telefon faturasıydı, o şuydu, bu şuydu. Zaten 1000 TL'si gidiyor, geriye kalıyor 1000 TL. Ondan da 2 kafeye, 3 kafeye gitsen para gidiyor. Çay mı içiyorsun? Çay olmuş 20 TL, kahve olmuş 20 TL. Hiçbir şekilde geçinilmiyor. Geçinmeye çalışıyoruz yani. Bu dediğiniz gibi Sakarya geneli değil. Değil, tabii ki de Türkiye. Geneli. Aynen. Peki siz evde mi, yurtta mı ikamet ediyoruz? Ben yurtta ikamet ediyorum. Yurtta. Evet. Bugün eve çıkmaya kalksanız... Öyle bir imkanınız olur mu? Öyle bir imkan çok zor şu anda. Maddi ya. Zaten olarak. Kiralar çok fazla. Bir öğrencinin yani kalkınabileceği gibi değil. Zaten hani 5-6 kişi çıksak zaten yurtta da 5-6 kişiyiz. O yüzden eve çıkmaya da gerek duymadığım için bir fark kalmıyor. Yani şu devirde eve çıkmak bana çok mantıksız geliyor zaten. Yurtta da rahatım. Yani benim açımdan bir sıkıntı yok açıkçası. O yüzden yani eve çıkmayı şu an boş görüyorum. Evet. Aslında çıkılır mı? Çıkılır. Daha rahat olma açısından. Ama bu anlattığınız şeylerden dolayı gerek evet. Yok gibi oluyor. Ya yurt ücreti hem makul bir fiyatta. Yani yemekleri kimine göre güzel, kimine göre değil. İdare edebilene göre yani. O yüzden hani ben çok eve çıkmak istemedim bu zamana kadar yani. Üniversite bittikten sonra peki düşünüyor musunuz? Sakarya'da devam ederim, alıştım. Eğer atanabilirsem buraya atanmayı isterim. İster misiniz? Evet. Sakarya yani seviyorum Sakarya yine. Evet. Evet. Hem dediğimiz gibi büyük şehirlere de yakın. O yüzden gitme gelme imkanı çok iyi oluyor. Evet. Öyle yani. Peki sizin alışma süreciniz oldu mu? Yoksa direkt böyle geldiniz tamam mı dediniz? Ya ben alışıyorum kolay, her ortama kolay alışabiliyorum. Zorlanmadınız. Hani sadece hayır çekmiyorum. Sadece etrafımdaki arkadaşlar falan olsun. Onlarla biraz samimi olmam gerekiyor ki oldum da zaten. Yani o yüzden fazla bir zorluk çekmiyorum ben. Var mı peki sizin eklemek istediğiniz bir şey Sakarya'ya dair, Sakarya Üniversitesi'ne dair? Bahsetmek istediğiniz, değinmek istediğiniz. Gençler için bence daha fazla etkinlik alanları yapılabilir. Evet. Mi? Çünkü bunun için Kocaeli'ye falan gitmemiz gerekiyor. Genelde orada oluyor. Yani yapmak istediğimiz şeyler. Burada çok fazla yok diye düşünüyorum. Kampüs biraz daha verimli değerlendirilebilir mi? Kampüs de dışarısı da o şekilde değerlendirebilir. Pek bir aktivite yok yani. Hı-hı. O şekilde yani. Servan çevresinde falan da yaptığınız evet. Aktiviteler, kafeye gitmek gibi falan ya artık oluyor. Kafeye gitmek çok sıktı. Çünkü hani insan başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de Türk genci olarak yapabildiğimiz çok fazla bir şey yok zaten kafeye gitmekten başka. Öyle yani. Evet. Bir fazla aktivite yapılsa, yani oyun alanları oluşturulsa. Konser, çünkü gençlerin ihtiyacı gibi. Oluyor. Evet, konser, tiyatro, müze falan yani onlar. Evet. Güzel olurdu. Öyle mi? Gezim değil mi? Falan. Yani. Bir diyecek bir şeyim yok benim de dediğim gibi. Siz hala paradasınız. Para yok. Hayır para da değiliz yani. Sorun aslında Sakarya değil ki. Sorunun ülkede olduğundan dolayı yani bir şey diyemiyorsun mesela. Sakarya'yı eleştiremiyorsun. Neden? Çünkü sorunun başı ülke. Ya başındaki bela belli zaten. O din yani. O yüzden yani ekonomi olmayınca da geri kalan olmuyor yani. Ya bir şey de diyemiyor. Her şey oraya bağlanıyor. Her şey. İstisnası. Mesela üniversite de belki de bir şeyler. Ya, üniversite de belki de bir şeyler yapmak istiyordur ama onun da maddi açısından parası yoktur belki de yani. Yani herkes bir üstüne bağlı, bir üst derken aynı yere çıkıyor. Yani tepedeki insan çıkıyor yani. Diyorsunuz. Peki. Evet. Ben çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür vallahi ederim. Vallahi ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Biz Sakarya'lı olarak her zaman buralardayız. Elimizden biz geldiğince. Biz de buralardayız inşallah. Heyecanlandık mı? Ya. Arkadan laf atmaya benzemiyor sanırım evet, çok. Evet cidden orayı da burası bir değil. Burada bir farklı oluyor. Evet, sizleri tanıyabilir miyim? Adım Lezgin, Lezgin Eskioba. Eskioba, evet. Soyadım da Eskioba. Aslen Vanlıyım, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan buraya geldim okumaya. Kaç yıl oldu? Van'dan gelmem. Sakarya'da olduğunuz kaç yıl oldu? Bu 3. senem. 2 yıllık ön lisans inşaat bölümü okuyorum. Bu sene bitiyor inşallah. Uzattık mı? Biraz uzattım, Allah. Evet. Sen konuyu biliyorsun. Onun dışında şu an DGS'ye hazırlanıyorum. Mimarlık okuyacağım. Mimarlık hedefim aslında. Eğer olursa burada bir fakültede, mimarlık Sakarya fakültesinde. Sakarya'yı düşünüyorsunuz yine. Sakarya'yı ben
İstanbul'dan daha çok seviyorum. Yani İstanbul'da yaşayan birisine göre Sakarya gerçekten çok güzel bir şehir. Sakinliğiyle. Sakinliği, insanları biraz mi? Daha anlayışlı. Onun dışında nasıl diyebilirim? İstanbul biraz daha yorucu bir şehir. Evet, insanları asabi. Bir. Yani her yerde her an bir kavga çıkabilir, bir tartışma çıkabilir, toplu taşıma olsun. Yani bunlardan çok sıkıldım. O maratona giremedim, yetişemedim. Onun için burası bana daha güzel geliyor. Daha sakin geldi. Evet, daha güzel geldi. Onun için de ileride bir yaşam kuracaksam da burada kurmayı düşünüyorum. Burayı sevdim. Sakarya'yı sevmişsiniz. Evet, bayağı sevdim. Bir tık maddi açıdan hani İstanbul'a göre bir tık daha fazla. Öyle mi? Ya bir tık daha ücretler falan biraz fazla oluyor diye İstanbul düşünüyorum. İstanbul daha kalabalık, daha pahalı bilinir normalde, öyle değil mi? Hani şöyle, İstanbul'un belli bir kesimleri var, bilirsiniz İstanbul işte. İstanbul herkese hitap edebiliyor. Evet, herkese. Evet, yani. Sakarya fix belli aynen mi? Aynen öyle. Fix belli bence. Ya da ben daha tam şey yapamadığım için, tam alışamadığım için, tam bilmediğim için öyle de olabiliyor. An, evet. Evet. Onun dışında hem çalışıp hem okuyorum. İşte bu da ülkenin sorunlarına yine denk geliyoruz. Bir öğrenciyi çalıştırabilecek, yani hem okuyup hem çalışıyorsa bir sıkıntı vardır. Onu söylemek istedim. Bu kadar söyleyecektim. Bu çok da bakıldığında maalesef Sakarya'ya özel de değil. Keşke evet, bir şehire, iki şehire özel olsaydı ama evet, 81 yani, ile de ait bir sorun sanırım bu. Şu evet, an bakıldığında ülkenin genelinde var bu. Evet, her şehirde öğrenciler hem çalışıyor hem okuyor. Nereden bildiğimi sormayın. Siz de çalışıyorsunuz herhalde. Yok canım ya. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Bir de bir şeye daha değinecektim. Aktiviteler gerçekten bunlar kampüs çok önemli. Sakarya mı? Kampüs içi bence. Hani aktiviteler biraz daha fazla yapılabilir. Ben kampüsümüz yeşil, geniş. Evet, yani imkanlar var. Her yerde yemyeşil. Yani kendi şeyimizle, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapıyoruz. Voleybol topuydu, işte gitarlar falan. Ama bence okulun da yönetimin de yapması gereken şeyler var diye düşünüyorum ben. Evet. Tostunu hazırlar mısın? Geliyorum 5 dakikaya. Onun dışında ne söyleyebilirim? Sizin sormak istediğiniz. Yani demek istediğiniz bize kim ya? Bir röportajı önceki arkadaşımız demiş sanırım. Varlık içinde yokluk çekiyoruz kampüste, evet, demişti. Evet, yani kim söylemişse onu çok doğru söylemiş. Ben de öyle düşünüyorum. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Halk peki? Sakarya halkı şimdi İstanbul'a kıyaslayınca size daha sakin geldi falan. Evet. Ama az önce arkadaşınız da bahsettiği gibi ekonomik olarak böyle öğrenciyi cüzdan gibi görme bir durumları falan olduğunu hissettiniz mi? Evet, hissettim bunu. Özellikle ilk geldiğim senede fark ettim ben bunu. Yurt alışverişi falan yaptığımda kampüs civarı marketlerde, işte diğer şeylerde bunu gördüm. Fiyatlar cidden çok daha fazla. Yani normalde 2 liraysa karşısındaki öğrenci ise 5 liraya 5 çıkıyor lira, mu? 10 lira çıkıyor mu? Bu. Ben bunu hatta yaşamıştım. Bir ürün almıştım. Kampüs dışındaki diğer uzak yerlerde daha ucuza, uygun fiyata. Tabii ilk geldiğimiz için bilmiyoruz. O zaman şeyi var. Ama sonrasında bunu öğrendik. Tabii nereden alışveriş yapabileceğimizi öğreniyoruz. Bir de ulaşım... Genel olarak zincirleri, marketleri tercih ediyor. Evet, garanti evet, olsun diye. Evet. Bir de ulaşım konusu var. Ulaşım konusu da biraz sıkıntı. Yani minibüsler değil, daha çok yeşil otobüsler oluyor. Hat belediye otobüsleri. Mı, evet, evet, onlar çok sıkıntı. Benim fakültem Camili'de. Saat başı oluyor. Bir de sınav zamanı, vize, final zamanları, bunlar doğru çok oluyor. Sıkıntılı oluyor. Yani ekstra hat, ekstra minibüs veya otobüs yapmaları, çıkartmaları gerekiyor. Ben bu konudan şikayetçiyim çok fazla. Bunu yapabilirler. Yani bu çok zor bir şey değil. Hani bunlar zaten belli oluyor. Belli yerlerde sınavlar, vizeler, finaller oluyor. Bunlar için ekstra diğer yerlerden otobüs falan alabilirler. Veya saatlerini biraz daha kısaltabilirler, aralıkları. Böyle düşünüyorum. Ücretler zaten yani onlar da normal, çok fazla değil. 24. bölüme geldik ve her bölümde istisnasız 24 bölümün her bölümünde de ulaşım konusunu atlamadık. Evet. Yani hepsinde bir yerlere hep duyurmaya çalıştık. Hep duyurmaya, her öğrenciden bunu duyduk. İnşallah bu dönemlerde bir şeyler belki de İnşallah olur, çünkü bu kadar ulaşım alanında bir iyileştirme illaki yapılacaktır. Evet. Yani bu kadar öğrenci söylüyorsa bir sorun vardır. Yani ben tek söylüyorsam dışarıdan benle alakalı. Sadece öğrencilerden ziyade Sakarya halkı da bunu kabul ediyor zaten. Bakıldığında Sakarya insanı da bu durumu kabul ediyor. İnşallah diyoruz. İnşallah ulaşım düzelir. Alanı, evet, gerçekten üzücü ve yorucu bir
şeye evet. geçiyor son dönemlerde de bahsettiğiniz gibi. Evet, bence de öyle. Ekstra ne söyleyebilirim? Konser olayları falan oluyordu eskiden. Yani Savu Fest'i, diğerleri. Bunlar çok aksandı, çok azaldı. Yani iki senedir. Ne peki sizce bunların sebebi? Ya bunların sebebi rektörlük olabilir mi? Rektörlük mü? Yani bence rektör rektörlük. Değiştikten sonra mı azaldı? Evet, değiştirdikten sonra azaldı biraz. Yani çünkü ilk sene geldiğimiz zaman ufak tefek böyle bir şeyler oluyordu. Konserler oluyordu, ne bileyim. Yani güzel şeyler oluyordu ama şu an bu yok. Ben bunun farkındayım. Bu olabilir yani. Anladınız, öğrencilerin... Programımızı da yakından takip eder. Bunları da duyacaktır. Yani öğrencilerin, vardır bir bildiği. Öğrencilerin eğlenmesi de gerekiyor bazen. Ben bunu düşünüyorum. Bu da olabilir yani. Ufak çaplı etkinlikler olabilir. Evet. Diye düşünüyorum. Vallahi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şu ben an birinci bölümümüzü açtığımız, ara bölümde de tekrar tekrar aldığımız arkadaşımı gördüm. Evet, sürekli daimi arkadaşımızı gördüm. Kalabilirsiniz. Arkadaşımın yanına da alabilirim sizi. O gelsin. O gelsin. Evet. Ahmet'ciğim lütfen. Buyurun. Buyur Ahmet. Kayıttan çıkmadım bile bak. Ne konuşuyoruz bugün? Dila ben. Ahmet ben de memnun oldum. Nasılsın? İyidir, siz nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Kaç bölüm olduk Ahmet, tahmin et. Oldu ya. Kaç, 20-25 olmuştur herhalde. 24'teyiz. Oha çok iyi ama yakın tutturdun bak. Tutturdun, helal olsun. Tutturdum. Vallahi birinci bölüm oldu. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yerini ve saatini söyledim bölümü. Senin kameraman ya değişmiş galiba ya. Benim kameramanım ben... Gezdiriyorum kameramanlarımı. Ama daha genç bu sergi, daha iyi yakışıklı yani. Öyle demeyelim. Benim kameramanlarımın hepsi genç ve yakışıklı canım. Önceki ya. Önceki biraz sanki biraz daha şeydi. O onu özellikle, maluma. Özellikle şey, iki önceki vardı, o daha komikti. Dilanet takılı takılı biz de yaşlı. Lütfen öyle demeyelim. Evet. Kameramanlarımın hepsi benim şeydir yani. Doğrudur. Sen tüm artık bizim ekibi tanıdın. Öyle oldu evet. Tüm ekip sırayla geliyor, her evet. hafta geliyor. Biz bir de sen değişmiyorsun ha. Bir de ben değişmiyorum ama lütfen lütfen, program benim programım ya. Bravo zannediyorum. Lütfen yani. Bravo hanımefendi. Vallahi birinci bölümde biz Ahmet'le açtık programı. Öyle oldu. Tamam, Füsi 260 programı. Ben söylendim, biraz söylendim, geldim biraz söylendim. Linçemeye devam mı? Bilmiyorum ki. Ahmet çok şükür henüz, biri beni bıçaklamadı. Ahmet dedi ki, ilk bölümde kurduğu cümle şuydu, Sakarya'da kalmayı düşünür müsün dedim. Ahmet dedi ki, şey dedim ama baktım ki eğer bir gün yaşlı ihtiyar insanlara karşı mesela bir insan olursam o zaman kalmayı düşünebilirim ama şu an hayır, kesinlikle dedim. Gençleri rahatsız etmeyi seven bir ihtiyar olursam kalmam öbür türlü dedim. O zaman bölümden sonra Sakarya'da kalmayı düşünecek misiniz diye sormuyorum. Tabii ki düşünmüyorum, hayır. Ne peki bölümden sonra hedefimiz? Olabilir. Yaş 55-60 olur. Aksi bir yaşlı bir ihtiyar olurum böyle. Hani böyle gençlere rahatsız etmeyi seven. O zaman Sakarya ideal. Sakarya'ya gelebilirim. Ama onun dışında zor. Sonra biz Ahmet'le bir kere daha denk geldik. Kampüs 264 programının ikinci bölümünde Ahmet Akar'la sohbet etmiştik. Ahmet Akar, Muş doğumluyum, 22 yaşındayım. Sakarya'da tıp fakültesi öğrencisiyim, 3. sınıf oldum. Şimdi de birçok bölüm atlattık ve tekrar Ahmet'le karşılaştık. Sonra denk geldik, o zaman da aynen. O programda biraz bunu açıklamıştırdık. O zaman kızlar, adamlar şey konuşuyordu, bizim şey yolu var dediler. Piyasa yolu vardı, onu kapatmışlar. Piyasa yolu varmış galiba, onu kapatmışlar. Çoğunun şikayeti buydu. Geçen yıl oraya araba girebiliyordu, oraya park edebiliyorduk biz. Orası bizim piyasa yolumuzdu da. Özür dilerim. Orayı tekrardan açma şansları var mı acaba? Evet, kafeteryanın önündeki sandalyeleri... Müzik açmıyorlar da öyle oradan geçiyorlarmış, kız kesiyorlar. Sakarya Üniversitesi'nin Max derdi bu olur zaten. Neyse fazla kullanmayalım, babamı geçen bıçaklayacaklar. Okulun bana duracağım, abartmayalım. Yani Ahmet, sen buna bu kadar bir şey olmadıysa... Sakarya Üniversitesi harika bir üniversite bu arada, abartsız gerçekten. Ahmet bunu 3. röportajda söylüyoruz artık. Ne yaptılar sana, ne dediler sana da? Yok yok, bir şey demediler, çok şükür ama okuldan atılmayalım, gerek yok, abartmaya gerek yok. Nasıl gidiyor Ahmet, görüşmeyelim. Çok şükür ya, idare ediyoruz. Valla ben bugün... artık böyle senin çekimde kamera arkalarında görmeyince falan böyle şey... Şaşırıyorsunuz değil mi? Tabii canım. Eksiklik var oluyor yani. Şey bugün sınava girdim çıktım. Neyse İrem, sen geçen de sınava girip çıkmışsın. Ya tıpçıların hayatı böyle. Tıp okumak bunu gerektir. He ya, sürekli sınavdayız. Tıp okumak bunu gerektir. Şuraya kanda oturuyorlar ya. Evet. Bu an önce 80'e oraya sırf ortam için oturmuştur. Böyle sohbet muhabbet goy goy için. Kütüphane falan giden yok yani. %20'si var. Ha tıpçılardır, bir miktar hukukçulardır yani. Onun dışında... Ahmet midem bulanıyor. Başım çok ağrıyor. Seni tutmayayım o zaman. Ha, ben bir hayır. Daha... Seni tutmayayım diye. Hayır sen ya Ahmet ya. Anlatasım karşıya. Baş ağrılarında genelde non-steroid anti-inflamatör ilaçlar kullanıyorlar. Mikrofonu bir sorar mısın? Tabii. Benim migrenim var. Burada da seyircilere de bilgi vermiş evet. olayım. İnternette böyle bir şey gördüm ve işe yarıyor. Şu bölgeyi. Biz öyle bir şey öğretmediler hayır.
maalesef. Bak şimdi bölgeyi sıkıntı. Şimdi bak onunla ilgili o zaman Sercan şöyle bir şey mi? Sercan çok faydalı bir şey söylüyor. Bölgeyi tamam, sıkınca tamam, geçiyor bak. Tamam söyleyeceğim onu sebebi söyleyeceğim. Sercan çok faydalı bir şey söyleyeyim. Normalde bunu bize derse şöyle diyor öğretmenler. Plasebo etkisi diye bir şey var. Ne var? Plasebo etkisi. Ha, şimdi ben sana boş bir ilaç veriyorum. Diyorum ki bu işi. Kesilecek iğrenç diyorum. Ilgili. Aynen. Mavi ilaç veriyorum mesela. Diyorum bak diyorum bu çok kaliteli mavi bir ilaç diyorum. Sen de diyorsun ulan doktor bu biliyor diyorsun. İnanıyorsun ya buna. Sonra bunu ölçüyorlar. Geçiyor. Gerçekten mesela tansiyonu bile düşürmüş gerçekten ilaç. Plasebo etkisi bu kadar etkili. Yani bursa bunun hiçbir anlamı yok. Tamamen ulan sen buna inanma. Yani muhtemelen öyledir. Buna gibi bilimsel çalışma yok çünkü. Ahmet, migrenim tuttuğunda bana bir şey söyle ona inanıp onu yapayım. Bak duvara yumruk at de. Varol için. Ya. Affedersin dua etsem daha çabuk geçer Allah aşkına. Şimdi şöyle diyelim. Damar yolundan alınca parol etkili oluyor bu arada. Damar yolundan nasıl alayım parolu? Gidiyorsun işte hastaneye damar yolundan veriyorlar parolu. Hiç mi yemedin parol damar yolundan? İlla o kısmı dikkat edin değil mi? Asetaminofen. İngilizcesi de asetaminofen. Ne yapalım? Alma ihtimali. Ha yok yok almadım bir şey almadım. Asetaminofen şey Latince'desin. Gerçekten bana ciddi bir şey söyler misin? İnanacağım bir şey söyle. Parol işte ya. Ya hayır o geçmiyor onu denedim bak. Arveles. Kafamı onu da içtim geçmiyor. Dolores var. Hayır ya bana ilaç deme. Ne diyeyim başka? Bak şunun gibi psikolojik bir şey söyle bana. Tamam kafana. Duvara de kafa masaj, attı. Kafana masaj yapıyorum. Yapıyorum bak kafamı öne eğdiğimde beyin kesin bakacak geçer. Gibi oluyor. Tamam şöyle yap. Geçer. Tamam sen öyle yapma. Tamam. Yeter ki inan. Abi sen gerçekten doktor olacaksın ya. Ne yazık ki maalesef. Olsa da mı değil mi? Bitiyor. Daha var ya ben daha 3. sınıfım. Seneye masaj olacağız muhtemelen. 6 yıl ne demek? 6 yıl göz açayım kapatayım. Öyle oluyor evet. 3 yıl öyle geçti mesela. Yarısı yaraladı sayılır. Da 3 yıl bitmedi de. Devam mı? Yatay vermeyi düşünüyorum da bakalım. Sana ne yapmayı? Yatay vermeyi düşünüyorum da bakalım. Sakayı sana seyredeceğim. Ben içimi alsın ama. Bak 24. bölümdeyiz. Bölüm 50 olmadan sana Sakayı seyredeceğim. Sakayı nasıl seyrediyoruz? Ben 3 yıldır buradayım. Ben şurada Sakarya'yı sevmemişim. Olsun ben sevdireceğim. Sakarya yapabileceğin en aktif biliyor musun? Ne? Sakar'dan ayrılmak. Bunu bak bunu ben söylemiyorum. Bunu tüm üniversiteler söyler. İstanbul'a gidebilirsin çok akıllı. Sakarya sevenler var bu arada. Bir bak sen, ben bir Sakaryalıyım. Sen burada çalışıyorsun diye burayı seviyorsun belki. Ben Sakaryalıyım. Ekmeğini buradan yiyor o yüzden. Ailem buradayım. Tamam o yüzden seviyorum. Başka ben Sakarya'da doğdum. Sen aileni seviyorsun. Ben de Muş'u seviyorum ama sen Muş'u seviyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Muş, 3 yattı ben Muş'u seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki de sevmediğimden değil oraya da sevgi ve selam gönderiyorum ama ben Konya'da okudum. Konya daha güzel buradan ya. Yok artık. Konya'dan çok daha güzel. Saçmalama. Hayır saçmalama. Konya 2013 şehri değil mi? Saçmalama. Konya'nın bir mahallesi bu Sakarya kadar diyorlar. Tamam öyle ama boştan. Ya bak Sakarya Konya kötülemeyeceğim burada ama. Ama Konya daha iyi. Alışık olmadığım bir kültür ya, vardı. Alışık olmadığım gerçekten bir Konya daha iyi. Yani üzüler istiyor musun öyle? Gerçekten Konya daha iyi. Yani Konya'da çok daha fazla şey vardır. Gidip bulabileceğin arkadaş ortamı atıyorum. Kulüp etkinliği, yakın şeylere, gezi falan çok daha fazla şey vardır Konya'da muhtemelen. Sadece şu var. Havası çok kuru olduğu için saçım yağlanmıyordu. Ne kadar güzel. Tek sebep havası kuru olduğu için de gecelerin rahat uyuyorsundur. Hayır sabahları burnum kanayarak uyanıyordum çünkü... Çünkü benim vücudum bu, nemli havaya alışmış. Gıcık havaya alışmışsın. Ya gıcık ne alakası? Normalde bu havada uyunulmaz. Çünkü bu havada böcek fazla olur. Bu havada sıcaklık ha, fazla olur. Bir de orada ter yok. Terlemiyorsun. Ne güzeldi gördün mü? Burada penyelerimiz hayat günde var. Üç kere işte, hayat var orada. Hayat. Evet anlatmayacağım sana daha fazla. Mesela Muş'un havası da öyle ve ben çok memnunum. Gerçekten kuru hava çok güzel. Bir Muş gezisi düzenleyelim. Şu Muş'u bir görelim. Muş'u gör. Ama Sakaryalıları bir Muş'a götürelim. Yani Muş bile Sakarya'dan iyidir öyle söyleyeyim. Hiç olmazsa kafesi ucuz. Yani tabii ki her şeyimizle olduğu gibi öğrenciyle tamam, olduğu gibi tamam. Bu görüşlere de saygı var tamam, ama ben Sakarya. Sakarya'da ne yapabilirsiniz mesela? Bana önerirsin Sakarya. Ben kamerayı kapattıktan sonra anlatacağım. Sen şu an anlat. Sakarya'da ne yapabilirsin? Ben kamerayı kapattıktan sonra. Alacağım bir şey yok. Yine alacağım kamerayı zaten sonra. Alacağım bir şey yok. Ben söyleyeyim. Maksimum gidersin kafeye oturursun okey oynarsın değil mi? Okey oynayacak arkadaşım yok Sakarya'da. Ya bak düşündüm o durumdan sonra bana gel diyorsun ki Sakarya'ya gidiyorsun. Ölmüş. Bir dakika. Kaç edin et. Bana laf ediyor bir de. Okey gidelim mi? Uyar bana böyle gidelim. Ama sen tıp okuyorsun. Ben hep gidiyorum ne olmuş? Daha sen bugün, sonra gideceğiz. Diyorsun ki migrenin için para veriyorsun. Daha bugün kaçanlar. Nereye gideceğiz daha bu arkadaşlarla bugün? O da zararlı değil mi? Tamam okey oynayalım. Tamam olur böyle gidelim. Okey. Güzel yani, tütün ürünleri. Tütün ürünleri. Tütün ürünleri kullanalım dedik. Orada bir pidin. Tütün aynen. Ürünleri yiyoruz. Tamam tütün ürünleri yiyoruz. İçiyoruz. Yiyoruz. Onun şeyde varmış biliyor musun? Mesela tütün ürünlerinden bazıları... Sen boş ver kamerayı bir de gösteriyor ya. Tütün ürünlerinden bazıları mesela oraya basıyorsun. Mesela dudağın altına falan basıyorsun öyle kullanıyorsun. Afyon şeyi. Dışarı soğan da var aynen. Sarımsak ısırırım. Ya o niye ısırıyorsun sarımsağı? Antibiyotik etkisi. Ben diyorum ki adam için yiyorlar bunu. Bip. Vallahi şey diyor. Bip. Ahmet röportajının sonuna geldik. Bir kapanış. Pardon. Sen de birlikte bir kapanış cümlesi olur. Alalım. Hadi. Ahmet'im üçüncüye kalın. Denk geldik seninle. Öyle oldu. Havlanakı. Evet. Kampüs 264 programının bir bölümün daha sonuna Ahmet cümlem
kaydı. Kampüs 264 programının bir bölümü daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki bölümlerle yine Ahmet'le denk gelmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hem eğlenceli, hem gergin, hem olumlu, hem olumsuz. Birbirinden farklı fikirler, birbirinden farklı eleştiriler. Dila Kuvat'la Kampüs 264'te.